akşamlar. Programda yazmayan bir şey var. Eser 3 bölümden oluşuyor ve konçertodan sonra bir ara olacak. Thank you.
salonu da adını veren Adnan Saygın'dan getirdik. Geldiniz. Hem şahsım adına hem sahnedeki tüm sanatçı arkadaşlarım ve Yaşar Üniversitesi adına bir kere daha Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak istiyorum. Şimdi konserimizin ikinci yarısında sizlere Cumhuriyet'in yetiştirdiği önemli bestecilerden Cemal Reşit'i ve Ferit Tüzün'ün iki eserini çalacağız. Fakat bunlar pek hani nadir duyuluyor genelde bir tane.
kendisi hariç. O yüzden biraz bilgi vermek istiyorum. İlk başta Cemal Reşit Rey'in enstantaneleriyle başlayacağız. Yani anlar. Çok kısa müzikler, 5 bölümden oluşuyor. Yaklaşık 1,5-2 dakikalık müzikler. İlk bölüm balıkçılar ağa çekerken. Yani İstanbul'da Cemal Reşit'in kendi gözlemiyle gördüğü, atıyorum bir sahilde kış gününde balıkçılar ağa çekerken, ondan sonra ağa yaklaştıkça suyun çırpınışının hızlanması ve atlayan balıkların ses görüntülerini sesle tasvir ediyor. İkinci bölüm kör dilenci. Kör dilencimiz fagot tarafından seslendirilecek size arka tarafta. Ve burada da hani size doğru yaklaşan bir dilencinin işte kör hem bastonunun çıkardığı sesler hem de dilenmesini duyacaksınız. Yaklaşık böyle 1 dakikalık bir bölüm. Üçüncü bölümde de Eyüp Camii civarında güvercinleri tasvir ediyor. Güvercin yürüyüşü ve arkada uzakta duyulan bir ezan sesi. Sonra güvercinlerin bir anda korkup kaçmasıyla sadece ezan sesinin kalışı. Ve dördüncü bölümde de sadece solo piyano olacak. Bir büyük bir, atıyorum Sultanahmet olsun, bir caminin içerisinde dua okunuşunu tasvir ediyor. Son bölümde onun gözleminden bayram günü, bayram gününü anlatıyor. Bu eserden sonra Ferit Tüzün'le de ilgili bilgi vereceğim size. İyi seyirler. Thank you.
şimdi iki eser Feris Üzüm'e ait. Çayda Çıra. Cemal Reşit'i bilmiyorum gözünüzde canlandı mı? Daha çok renklerle, imgelerle, anlarla ve çok hassas bir orkestrasyonla oynayan bir besteci. Ferit Tüzün ise balede de çalıştığı için halk müziklerimizi, kendi halk müziklerimizi kendine has çok özel bir dille ve çok ritmik olarak besteleyen bir besteci. Şimdiki Çayda Çıra bildiğiniz Çayda Çıra. Yani bu temayı kendi süzgecinden nasıl geçirdiğini dinleyeceksiniz. Ve bu da 3 bölümden oluşuyor. Birbirine bağlı 3 bölümden oluşuyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir müzik. Ritmik bir ilk bölümden sonra ağır, daha soyut bir ikinci bölüm var. Ve 3. bölümde tekrar ritme geri döneceğiz. Thank you.
Farklı değil konuşamadım.
ondan sonra ve her bir tanesi bizim kendi toprağımızdan, yani o Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet idealinden hani karşı devrime kadar olan 10-15 yıl içerisinde şekillenmiş eserlerden ikisini görüyorsunuz ve hiçbirinde bir örneği yok. Yani bir taklitten öte çok daha kendi dilini bulmuş besteciler. Şimdi Ferit Güzül'ün ikinci icra edeceğimiz eseri Esintiler, tamamen Türk halk müziğinden esinlenmeler üzerine, benzer karakterlerde. Ama ikinci bölümde mesela bir zeybek duyacaksınız. Yani ilk bölüm daha soyut. Üçüncü bölümde de çok iyi bildiğiniz Habu Diyar türküsünü yine Ferit Güzül'ün versiyonunu dinleyeceksiniz. Bakalım sevecek misiniz?
şimdi size ufak bir sürpriz. Bize katılmak serbest. Thank you.
marşını tekrarlayacağız ama sizin sesinizi de gür duymak isteriz ne olur.